Merhabalar, kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz demek istiyorum öncelikle. Eğer henüz tanışma fırsatı bulamamışsak kısaca bir kendimizi tanıtmak isterim. Biz 4 kişilik bir çekirdek aileyiz ve annemle babamın yıllardır süregelen karavan yapma tutkusunu hep birlikte hayata geçiriyoruz. Ve tüm bu süreci de YouTube aracılığıyla sizlerle birlikte paylaşıyoruz hafta hafta. Biz hem bu süreci yaşamaktan hem de bunu hafta hafta sizlerle birlikte YouTube'da paylaşmaktan oldukça keyif alıyoruz. Eğer siz de videolarımızdan keyif alıyorsanız, bu tarz videoları beğeniyorsanız, ilgisiyseniz, takipçisiyseniz, süreci ve sonucu merak ediyorsanız lütfen videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, zil butonuna tıklayarak her hafta videolarımızdan anında haberdar olmayı unutmayın. Çünkü sadece karavan yapma sürecinde değil, arka planda oldukça fazla emek var. Her şeyi kendimiz halletmeye çalışıyoruz, kendimiz öğrenmeye çalışıyoruz. Gerek çekimler olsun, gerek bütün o yaratıcı süreçler olsun. Mesela videoları her akşam boş vakitlerinde annem oturup her haftaya yetiştirmeye çalışıyor. Kapak tasarımlarını, logo tasarımlarını kardeşim kendisi tasarlıyor. Karavan işi zaten babam da. O yüzden dediğim gibi arka planda çok fazla emek olduğu için bizi desteklemek istiyorsanız videolarımızı beğenmeniz, kanalımıza abone olmanız bizim için fazlasıyla yeterli. Biz aynı zamanda her şeyi %100 de bilmiyoruz maalesef ama öğrenmeye çalışıyoruz. Öğrendiğimizi de en iyi şekilde uygulayıp sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda biz videolarımıza yorum yapılmasından da çok mutlu oluruz. Çok heyecanlanıyoruz o bildirim gelince. Karavanla ilgili olabilir, başka herhangi bir şeyle ilgili olabilir. Lütfen yorumlarınızı bizden esirgemeyin. Yorumlarda buluşalım demek istiyorum. Zaten fazlasıyla konuştum. Eğer çaylarınız, kahveleriniz hazırsa hemen videoya geçelim. İyi seyirler. Ön göğsü söktük ama kablolar çok karışık. İnanılmaz karışık. Boşta olan birçok kablo var. Hataların ne olduklarını da bilmiyoruz. Arıza lambaların grubu giriyor. Şuna ekstradan bağlamışlar. Far galiba. Deneyelim. Evet. Bu normal aydınlatma. Hiper öylesi çalışıyor. Tamam. Şu uzun far. Şu kısa far ve aydınlatma kutu. Peki. En azından anladım. Bunları kaybetmeyeceğiz işte. Bir de kablolar çok gergin. Hep böyle bantlanmış birbirine. Onları boşaltmak lazım. İşte bunu yaparken farkında olmadan bir kablo mablo bir yerden bir söksek ne nereye gittiğini anlayamıyoruz. Çalışıp çalışmadığını bilmediğimiz hararet. Hararet saati. Bunların hepsini sökeceğiz. Bak şu bir şase mi? Şase ise bu da mı şase? Bu şase ise bu da mı şase? Evet. Hepsini çok değişik. O lamba grupları önemli değil. Şu aydınlatmaları bunların. Bunların aydınlatmaları zaten şey sökülecek. Şunu sökebiliriz korkmadan. Şu ne? Bunu bir öğrenelim. Bu da bir aydınlatma mı? Evet, bu da bir aydınlatma. Bunu da korkmadan sökebiliriz. Madem şaseyse niye bunu buraya bağlamış? Onu oraya bağlamış.
Önemli olan şu canlı uçları kaybetmemek. Bak, kilometre saatinin bir tane kablo gidiyor şu. Sonra takometreye gidiyor. Demek ki bu önemli bir kablo. Bunu kaybetmeyeceğiz. Kablo bağlarını söküyorum. Araya bir şey sıkıştırmışlar. Ne çıktı? Flaşör takmışlar. Paketini de şuraya sıkıştırmış. Çok sağ ol. Şimdi yapmasın diye. Evet, moladayız. Bizim kapalı çardağımız. Sobamız yanıyor. Ustam, moladasın. Moladayım, enerji zamanı. Oo, afiyet olsun. Köpek sesleri de geliyor. Köydeymişim gibi hissediyorum. Kim yaptı? Sedoş'um yaptı. Ellerine sağlık anneciğim. Şimdi öncelikle kabloları serbest bırakacağım. Çünkü her kabloyu çekiyorum, diğerisi böyle kasıyor. Bu kablo kastıkça da nereye gittiğini göremiyorum. Şimdi tüm bu grupları görebilmek için tabii önce gözlük lazım. Sonra da şu kablo bağlarının hepsini sökeceğim. Çünkü her böyle çektiğim kablo bir yere takılıyor. Mutlaka bir kablo bağına takılıyor. Ve takip edemiyorum ilerisini. O yüzden bunun bütün kablo bağlarını sökeceğim. Aslında şöyle bir şey fark ettim. Siz de şu anda görüyorsunuz. Şu sigorta grubundan çıkan kabloların hepsini bunu yenilemişler galiba. Bunu yenilemeden önce muhtemelen bu bunun altındaymış şu seviyede. Yani bunun altındaymış. Ama üstüne almışlar. Niye üstte almışlar onu bilemiyorum. Altta olsaymış üstünü daha rahat değerlendirebilirler ya da bu hava kanallarını daha boşta bırakabilirlermiş ama yapmamışlar. Tahmin ediyorum. Çok düşünmeden yapılan bir şey. Şimdi nerede ne kadar kablo var onları bulabilmem için şuradan itibaren öncelikle silecek demiştim. Şimdi bakın şu malzeme aslında bunun üzerinde tamamen sarılı olması gerekiyor. Full. Çünkü bu kablolar hazırlanırken hani yangına, ısıya daha doğrusu. Tabii belli bir hararetten sonra her şey yanacak da. O hararete ulaşmadan en azından burası alev almasın diyerekten bir koruma, bir katman oluştursun diye yapılan bir şey. Bunun ta başından sonuna kadar full kapalı olması gerekiyordu. Ama tabii şu anda her şey yarım yamalak. Sanki böyle kablo bağıymış gibi kullanılıyor. İşim bittikten sonra ben de bunları buna benzer bir malzemeyle koruma altına alacağım elbette ki.
Bu bir makaron olabilir veya ısıya dayanıklı böyle düşen güzel malzemeler var şimdi. Onlardan belki değerlendireyim. Ama dediğim gibi tahminat tadilat yaparken bunlara çok önem göstermemişler. Ve malzeme de zaten eskimiş. Şu anda gördüğünüz gibi çok rahat parça parça sökülüyor. Şimdi buradaki şu kablonun üzerinde bir bant vardı. Şuradan itibaren başlayıp sonuna kadar sarılmıştı. Şimdi buradan orijinal gruptan gelen kablolar şurada bir eke giriyor. Hepsi tek tek ekli. Buyurun. Merhaba güzelim. Çok kötü bir şeyle karşılaştım. Ciddi misin? Evet. Ne oldu? Bak şimdi. Şu orijinal kablo grubu. Tamam. Buradan geliyor. Hı hı. Sonra burada bir bant grubu vardı. Sonradan bantlamıştım. Hı hı. Biliyorum. Orada hepsi eklenmiş. Yani bu kablolara şu kablolar eklenmiş ama araya sanki buradan bir kesilmiş bunlar böyle. Sonra bu tarafa tekrar ek atılmış. Ek yapmış. Yani araya bir parça ek yapmış. Yetmemiş gibi. Hmm. Yani sanki buradan bu kesilmiş. Tam şuradan şöyle kesilmiş. Hmm. Orayı da işte açmışlar. Araya parça ilave etmişler gibi. Şimdi o maç hepsinin de mesela bak. Beyaz damarlı siyah kablo. Burada beyaz damarlı siyah kablo devam ediyor. Ama nereye gidiyor? Evet bak. Sonra ikiye şey o beyaz damarlı siyah kablo. Ama böyle olmayan kablolar da var. Mesela bak mavi iken yeşil sonra mavi, tekrar mavi. Tekrar mavi oluyor. Ama önemli olan şu mesela burası bu tarafı kırmızı. Kırmızı ile devam etmiş. Kırmızı. Tamam bunda sıkıntı yok. Ama mesela beyaz damarlı kırmızı kablo. Bunu ötekileri nasıl takip edeceğimi bilemiyorum. Kablo renkleri farklı. Mesela bu düz bir renk. Sonra yeşile dönüyor. Yeşilden sonra dümdüz yeşil devam ediyor. Ta şeye geliyor. Aydınlatma grubuna geliyor. İkaz grubuna. Süper bir elektrikçiymiş ya. Gerçekten yani. Şimdilik bu kadar boşlu olan çıktı değil mi? Bu tarafta hiçbir uca bağlı olmayan konektörsüz kablolar olmuyor. Daha da burada var. Konuya doğru gidecek. Burada da var. Şurada var. Bunlar bağlı değil. Bunlar da o tarafa doğru. Uçlarını kesip atıyorum. Kesip atıyorum. Enteresanı arabanın çalışmasına hiçbir engel olmuyor. En azından şu anda o güzel. Arabayı çalıştırabiliyoruz. Göğüslerimiz, göstergemiz yok. Hiçbir şeyimiz yok. Ama çalışıyor. Önemli olan burada benim için şu kilometre bilgisinin gelen kablosu. Devir saatinden gelen kablo. Şurada etiketlediğim şu kablolar çok önemli benim için. Bunlar eğer kaybetmezsek mesela kilometre bilgisi kablosu. Şu devir saatinin kablosu. Şu da mazot deposunun göstergesinin kablosu. Onu da sonradan çekmişler zaten aşağıya iniyor. Onları falan yenileceğiz hepsini de. Şurada yapılan o eki tamamen kaldırıp bu grupta zaten çok fazla bir şey gelmeyecek. Yani benim ihtiyacım olmayacak. Burada bir far grubum olacak, sinyal grubum olacak, silecek motoru ve sileceğin suyu olacak, bir kontak anahtarı olacak, kumandası, bir de göğsün aydınlatması olacak, yani göğsün çalışması için. Onun haricindeki şu kadar kabloyu kullanmayacağım. Son teknoloji onda. Evet, son teknoloji. Bu kadar kablo.
Kablosuz teknolojiye geçeyim. Vay be, kıyamışlar. Yok, mesela şöyle bir grup var. Bak, bu grup alarm ikaz düğmelerini, hani yukarıda yanan işte. Açık alan. Açık, sağ, açık, sağ ikaz, sol şey ikaz, ne bileyim. Batarya düşük. Belki öyle şeyler gelecek ama onları da zaten oradaki şu grupta vardır onlar. Ama nerede olduklarını bu kabloları takip ettikçe bulacağım. Boş kabloları bir çıkartıp nereye gittiğini bilsem. Bir de işin enteresanı, şurada bir tane bağ var. O bağ da bayağı, tam nasıl göstereyim sana. Şu sigorta grubunun altından geçip de şu grup. Şu grup da direkt aşağıya iniyor. Yani aracın altına iniyor. Muhtemelen onlar şeydir diye düşünüyorum. Ön aydınlatmalar, arka aydınlatmalar. Hepsine tek tek mi çekildi acaba? Çünkü pano şeyinde, şemasında şöyle bir şemamız var tabii. Buna göre çalışıyoruz. O şemaya göre bakarsan sanki hepsi ayrı ayrı. Mesela bak, sağ kalorifer 1-2, sol kalorifer 1-2. Şimdi bunda kalorifer tesisatı bayağı sağlam çekilmiş ama şundan hiçbirisini çalıştırmayacağız biz. Bu grubun hepsi iptal olacak. Ön sis basamak diyor. Basamak herhalde aydınlatmadır bu diye düşünüyorum. Parklar, yakıt filtresi. Yakıt filtresinin neye ihtiyacı var onu bilmiyorum. Balataların bitip bitmediğini gördüğümüz bir şey var ama çalıştığından hiç emin değilim. O kadar kablo var, evet, ama şu, çalışan bir şey yok. Şu bir tek sigorta grubumuzun şart, bu çalışıyordur. Şu test 1, test 2 onu da bilmiyorum. Onu da bakacağım ne olduğunu. Mesela ön ısıtıcı var. Bunun ön ısıtıcısı nerede onu bilmiyorum. Normalde şöyle olması lazım. Kontağı şöyle geriye çevirdiğin zaman, hani benim alışık olduğum araçlarda kontağı geri çeviriyorsun. Bir tane ışık yanıyor. O ışık söndüğü anda veya ışık yandığı anda kızdırma bujileri tamam diyor. Sonra patikaya ateşliyor. Ama şu ana kadar hiç öyle bir şeye ihtiyaç duymadan araç hep maşallah tek kontakta çalıştı. Bu araçta bir tek motoru satın almışız. Çok da sağ ol. Maşallah değil mi? Maşallah. Şimdi şu grubu da buradan böyle yavaşça bu tarafa alırsa buranın en azından temizliğini yapar. Hava reşet soğuk. Neler yaptık? Hala kablolardayız. Herhalde bir sene çıkamayız kablolardan. Valla kablo işi muhtemelen 2 hafta kadar sürecek. Yani bu bir hafta veya bir aksilik olmazsa, mantığını çözersem gerisini de halledeceğim. Aşağı yukarı tesisata İyi kötü hakim olacağım herhalde. Şöyle bir şey olmuş. Aşağı bir grup indiriyor. Buradan yukarıdan, sigortadan. Sonra bunu sağ tarafa ve sol tarafa döndürmüş. Sol tarafın kabloları şunlar. Sol tarafa bu kadar kablo nereye gidiyor? Şimdi onları şuradan uçlarını, mesela far gruplarını buradan etiketleyip geriye doğru toplayacağım. Şimdi buradan da şöyle bir grup daha var. Bu da arkaya gidiyor. Yani aracın sağ grubunu sağdan arkaya, sol grubunu soldan arkaya mı topladılar? Ona bir bakacağım. Farklı kablolar var. Hani aracın normal çalışmasını engelleyecek olan bir şeyi sökmek istemiyorum. O yüzden o noktalara gelince duruyorum. Mesela bu korna. Bunda bir sıkıntı yok. Ek yapmışlar içinde.
Bu sadece tek bir şekilde bir yerden gelmesi gerekiyor. Şase bir dakika bakıyorum. Evet. Bir tanesi şase, bir tanesi de yok, şasesi. Bu camlıydı. Şimdi bunu buradan bulacağız. Renk kodları da renkler gittiği için bu muhtemelen yukarıya gitmesi gerekiyor. Evet. Şu. Şimdi bu kon yukarıdan sigortaya gidecek olan kısım. Neden böyle iki tane bağlantı yapmışlar? Son teke düşmüş. Sonra teke düşmüş. Bunu çözmemiz lazım. Basit olan gruplar, hani kornaydı, fardı, sinyaldi, bunlar o kadar sıkıntılı değil. Asıl benim için önemli olan kumanda panelinden buraya gelecek olan kablolar var ya, onları her şekilde dağıtabiliyorum. Onlarda bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Asıl aracın işte ne bileyim marş motorundan gelen, şarj dinamosundan gelen kabloların nerede olduğunu, onların birer rölesi var mı yok mu, onların sigortalarının nerede olduğunu bitirmeni bekliyorum. Sonra eldiven giyeceğim. Ellerim dondu, çekim yapamıyorum. O kadar kötü dondu ki. Bak, hassas şeylerde mecbur çıkartıyorum. Ama öbür tarafta al işte. Bak. Gördün mü? Biri boşta. Boşta. Şimdi bu tanımsız bir kablo. Ne olduğu belli değil. Şu kablo. Ama korna grubuna bağlamış. Şu korna. Bunu kodlayacağız. Ben kaçıyorum. Nerede kalmıştık? Şimdi çok sağlam kablolar var burada. Bu kadar geniş büyük kablolar. Bunlar nedir? Bunları bulmam lazım. Muhtemelen aracın çalışmasıyla alakalı olan kablolar. O yüzden boşta bir hortum alacağım. Evet. Hiç çekmemiş. Hiç çekmemiş. Nasıl kameramansın sen ya? Vallahi başaramamışım. Allah Allah. Günaydın. Günaydın. Çekim hatasıyla günaydın. Günaydın. Yeni güne merhaba. Evet. Evet, neler yaptık? Bayağı ilerledik galiba. Ya da bana göre sana ilerledik. Sana göre ilerledik, bana göre çok ilerlemedik. Ama en azından kategorize edebiliyorum bazı şeyleri. Kafamda biraz daha bazı şeyler oturdu. Kısaca anlatayım sana istersen. Evet. Şu gruplar sinyal kontrol grupları. Göğüsten gelenler. Şu kablonun devamları. Kalın olanlar, biraz daha kalın olanlar da devre kontrol kabloları.
Bunlar da röle kontrolleri. Yani rölelere kadar kullanılacak olan akım daha düşük olduğu için sadece röle çektirmek için ince kablo kullanılıyor. Röleden çektikten sonra veya buradaki anahtarların güçlü anahtarlardan gelen akımlar daha yüksek olduğu için biraz daha kalın kablolar kullanılıyor. Muhtemelen şimdi şu kablo grubu aracın aydınlatma grubuna ait olan kablolar. Henüz onu çözemedim. Şu an onunla uğraşıyorum. Şurada bir şey var. Orada bir diyot var. O diyot 1N4016 gibi bir şey. Tam görmüyorum ama bakacağım çıkartınca. Burada enerji varken bu tarafa geçmesin. Burada enerji varsa bu tarafa geçsin diyerekten bir tek yönlü küçük minik elektronik bir anahtarmış gibi düşünebiliriz. Doğru işlem mi? İşlem doğrudur. Çünkü şöyle bu röle grubunu besleyince buna da enerji gelmesin diye buradan kesmiş olabilir. Ama buna enerji gelince bu röle grubunu beslesin diye yapmış. Yani kendine göre doğru bir şey yapmış. Ama şimdi ben onu çözmeye çalışıyorum. Fazla kablolar hep kafamı karıştırıyor. Karışılmayacak gibi mi ya? Her yer kablo. İşte sadeleştirme yapmak için tabii de kablo kesiyorum şu anda. Bir yere kadar geldim. Mesela şu kablo öğleden çıktı. Artık bu öğlenin kablosu boşta. Demek ki işimize yaramayacak. Bunu çıkartıyoruz. Hali hazırda bir tane burada. Tabii de şuna bakıyorsun. Bu rölenin nesi? Artısı. Şu. Bu şasesi. Muhtemelen sinyal kablonun ortak ucu. Hiçbir yere bağlı değil. Artık bununla bütün kalmadı. O da boşa çıktı. O da boşa çıktı. Şu sinyal grubunun bağlı olduğu bir tane var. O da gene bir röleye gidiyor. Bu röle ne rölesi? Bu röle de gene tetiğe gidiyor. Şurası da kırmızı konektörden gelenmiş. Kırmızı konektörümüz neydi bizim? Buna bakıyorum. Daha önce etiketlemişim. Neydi bana sor. Neydi? Kırmızı konektör. Şöyle bağlanıyordu. Şimdi bakalım nereden geliyormuş o uç. Yeşil şu. Şu mavi beyaza döndü. Mavi beyaz da buraya gitti. Bu da selektör, dörtlü flaşör grubunun tetiği. Ama şimdi buradan buraya geliyor. Yani ana devreye gitmiyor. Asıl arabanın devresine gitmiyor. O yüzden bunun da hükmü kalmadı. Şemamız da burada. Şema? Evet, orada. Şimdi buradan oraya giden iki tane kablo. Şöyle bir grup mu bu? Tekli mi kullanmış bunu? Bu röleden ana röleye, evet. Bir tane büyük far rölesi var ekstra. O far rölesini çektirmek için kullanmış. Sucu geliyor, ben su almaya gidiyorum. Görüşürüz. Evet. Eskişehir'de genelde videolardaki sıkıntılardan bir tanesi ya uçak geçmesi. Ya kalabalık suyu. Bölgesel olarak böyle bir sesi var. Dağıtımcıların. Güvenç'in videolarında da bazen arkada geliyor. Diğer Eskişehir'de çekilen videoların da hep arkalarında bu ses oluyor. Yapacak bir şey yok. Evet, ihtiyacımız var ve ben çıkıp alıyorum. Hadi al bakalım. Hadi.